أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin ve abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem sizlere hem de bana nasip etsin değerli kardeşlerim. Müslümanlar, Allah Azza ve Celle her dönemde insanlığı büyük afetlerle, kıtlıklarla, kuraklıklarla imtihan etmiştir. Peygamberler, peygamberlere tabi olan ümmetler ve ondan sonra gelen insanlar bu tür imtihanlara maruz kalmışlardır. Bazen bölgesel, bazen bütün tabirlerinde ise dünyayı kaplayacak derecede imtihanlar, musibetler gerçekleşmiştir. Bu imtihandan hem kafirler hem de Müslümanlar eşit bir şekilde etkilenirler. Tıpkı Hicret'in 18. yılında Medine'de yaşanan büyük bir kuraklık gibi. Bu dönem Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliğine denk gelen bir zaman dilimidir. Ve yaklaşık 9 ay sürmüştür. 9 ay. Öyle ki kuraklık büyük bir kıtlığı, açlığı, susuzluğu ve neticesinde ölümleri doğurmuştur. Hayvanlar bile bu süreçten etkilenmişler. Vahşi bölgelerde, çöllerde, insanlardan uzak bölgelerde yaşayan bedeviler de soluğu Medine'de, İslam'ın başkentinde almışlardır. Kıtlık neticesinde aç kalan Arap Yarımadası'nın sakinleri yavaş yavaş Medine'ye geldikçe Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın da üzerindeki sorumluluk, sıkıntısı ve meşakkati de kat kat artmıştır. Yanındakilere hasaten Medine dışından, diğer coğrafyalardan gelen İnsanların sayısını saydırdığında bu ilk zamanlar 7.000, daha sonraki süreçlerde 40.000, daha sonraki süreçlerde 60.000'e varmıştır. Ve Hazreti Ömer öyle bir meşakkat, öyle bir zorluk, öyle bir acıyla karşılaşmıştır ki onu görenler, onun bu haline şahit olanlar keşke bu kuraklık bitse de değilse bu süreç Ömer radıyallahu anh'ın ölümüne sebep olacaktır demişler. Öyle ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh beyaz çehresi üzerinde güzel kırmızılıklara sahipken bir anda simsiyah kesilmiş ve en yakın arkadaşlarının dahi tanımayacağı bir sıfata bürünmüştür. Bir gün Hazreti Ömer bir bedevi, bu kıtlık anında bir bedevi görür. Kendisiyle beraber aynı sofrada yemek yemek ister. Sofrada etler, ballar, tereyağlar ve buna benzer yiyecekler yoktur. Biraz kuru ekmek ve biraz üzerine damlatılmış yağ. Hazreti Ömer adama bir bakar ki, bedeviye, tabir yerindeyse önünden birileri yemeğini kaçıracakmış edasıyla yiyince Hazreti Ömer yemekten geri çekilir ve kendisine der ki sen herhalde
yağla ekmeği hayatında ilk defa yiyorsun der. Bedevi döner der ki, ey müminlerin emiri, vallahi ben günlerdir açım ve ilk defa da diyor böyle yağlı ekmek yemekteyim. Hazreti Ömer radıyallahu an bu sözleri işitince nefsine döner ve alemlerin Rabbi olan Allah'a şöyle bir niyazda bulunur. Vallahi bu kıtlık gidip insanlar eski müreffeh hayatına kavuşuncaya kadar ben ekmeği ve yağı kendime haram sayıyorum. Allahu Ekber. Büyük bir iddiadır. Ve bu iddianın sahibi de olmuştur. Bu iddianın arkasında da durmuştur. Bir gün kendisi yanında çalışan bir genç Akka dedikleri bir pazara gider. Biraz süt alır, biraz tereyağı alır, müminlerin emirinin sofrasına koyar. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle bir bakar, bakın kıyamete kadar tabir yerindeyse devlet idarecilerinin kapılarının üstüne yazmaları gereken, altın varaklarla yazmaları gereken şu sözleri söyler. Halkın durumu iyileşmeyince, benim önüme gelen onların da önüne gelmedikçe nasıl olur da ben bunları yiyebilirim buyurur Allahu Ekber. Halkın durumu iyileşmedikçe ve benim yediğim şu tabir yerindeyse biraz kıytırık belki deve sütü, biraz da tereyağı insanların sofrasına inmediği müddetçe ben der bunları nasıl yerim? Şimdi değerli kardeşlerim, buradan bazı hakikatlere gelmek istiyorum. Hassaten Hazreti Ömer'in Ramade diye alimlerin buyurduğu kıtlık yılındaki bu öyle bir yıl, Ramade denilmesinin sebebi o kıtlık her şeyi silip süpürüp yakmış. Hayvanlar öyle bir cılızlaşmış ki bir koyun bulup kesen hayvanın etini gördükten sonra iğrenmiş, aç olmasına rağmen elini o ete uzatamamış. Subhanallah. Bundan dolayı Ramade, yani bazı rivayetlerde kıtlık yılı, bazı rivayetlerde de kül yılı, rüzgar öyle bir kum çıkartıyor ki kül, tabir yerindeyse yanmış bir toprağı havaya uçuruyor. Şimdi buradan hassaten devlet adamlarına, bu ister yönetim şeklini Kur'an ve sünnete göre belirleyenler olsun, isterse de heva ve hevesine göre belirleyenler olsun, hiç fark etmez. Halkına sabrı tavsiye eden, böyle meşakkatli günlerde, kıtlık günlerinde, yokluk günlerinde, insanların geçim sıkıntıları yaşadıkları günlerde, kiralarını ödeyemedikleri, sofralarına eskisi gibi yiyecekleri götüremedikleri, eskisi gibi alışveriş yapamadıkları, eskisi gibi tüketimi gerçekleştiremedikleri, eskisi gibi üretim yapamadıkları, ne derseniz deyin, o günlerde idareciler kim olursa olsun, sıfatları ne olursa olsun, şemalleri ne olursa olsun halkına sabrı tavsiye ederlerken öncelikle bu meselede kendilerine büyük bir pay çıkartmaları gerekmektedir. Maddi zorluklar içinde kıvranan halkın gücünün tükenmesinden sonra kendilerini tıka basa doyuruyorlarsa, insanlar bütün meşakkatlerin içerisinde, sıkıntıların içerisinde yaşam mücadelesi verirken onlar lüks bir hayata tabilerse konuşacakları sözlerin insanlar nazarında kadri ve kıymeti kalmayacaktır. Halkın en zor anında yöneticiler, en baştakiler, ilgili ve alakadar insanlar sahaya inecekler ve ellerinden gelen bütün mücadeleyi verecekler. Bu da onun için fazilet olmayacak. Sorumluluğunu yerine getirmenin adı olacaktır. Derler ki Ramade yılı olduğunda Ömer bin Hattab radıyallahu an halife olan İslam ordularının kumandanı, yeryüzünde bir Müslümana bir şey gelse onun vebali altında yaşayacak olan şahsiyet,
işini, gücünü bırakır. 9 ay boyunca bakın kardeşler, 9 ay boyunca her yatsı namazından sonra mescide kenara çekilir. Karanlık kendisini görmemize engel olmasına rağmen biz onun haykırışlarından müminlerin emiri olduğunu bilirdik. Dedirten şu sözleri söyledi. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in elimde helak olmasını nasip etme ve bizi kuraklıktan kurtar. Akabinde sokaklara çıktı. Tek tek, ev ev, cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle, bölge bölge gezerek halkın ihtiyaçlarını kendisi gidermeye çalıştı. Bakın çok ilginçtir. Özellikle un çorbası yapmak isteyen kadınlar bir araya gelirler. Hazreti Ömer radıyallahu anh yanlarına gider ve der ki siz bu meseleyi bilmiyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Eğer güzel bir çorba yapmak istiyorsanız ona şöyle şöyle şeyler koymanız gerekir diyecek kadar da onlarla alaka kurmuştur. Ve bakın Ömer bin Hattab radıyallahu anh hastaların yanına gidiyor. Özellikle sahada çalışanların başında sürekli duruyor. En çok o çalışıyor. Günde cenaze namazları her vakitte kılınıyor ve diyorlar ki her vakit içerisinde ondan fazla insanın diyor açlıktan ölüp cenaze namazları kılınıyor. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün dahi, bakın bir gün dahi pes etmeden kardeşleriyle beraber o afetin ortadan kalkması için mücadele ediyor. Sadece dua etmiyor. Sadece emir buyurmuyor. İnsanlara bu meselenin, zorlukların nasıl giderileceğinden bahsederken de sahanın içerisinde canhıraş mücadele ediyor. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh tam 9 ay boyunca bakın bu süreçte hanımları buyuruyor. Diyorlar ki bizden uzaklaştı. Subhanallah. 9 ay boyunca çocuklarından uzaklaştı. Eşinden uzaklaştı. Evinin içerisinden uzaklaştı. O yüzden idareci olmak, o yüzden yönetici olmak, Müslümanların başına geçmek ama bulunduğu mahalledeki insanların açlığından haberdar olmamak, Müslümanların önünde yürümek ama aç yatanlardan bir haber gecelemek, Müslümanların önünde yürümek ama susuz bir şekilde sabahlayanların annesinin memelerinden süt gelmediğinden dolayı sabahlara kadar aç karnına ağlayan bebeklerin vebali o kişilerin üzerinedir. İster Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine göre bir yönetim şekli belirlesin, isterse heva ve heveslerin ürünü olan bir hukukun tabisi olsun. Hiç fark etmez kardeşler. Biz bunları söylerken asıl şimdi özellikle değinmek istediğim bir mesele vardır ki ne olur kardeşler artık silkelenmeye başlayalım. Evet, ülkenin içerisinde bir takım enflasyon yaşanmaktadır. Gelir gider dengelerimiz değişmektedir. Bu ister dış güçlerin müdahalesi olsun, ister içerideki yöneticilerin yanlış hamleleri olsun, ne derseniz deyin. Dikkat edin Müslümanlar, açlığı ve susuzluğu ne olur kendimize yakıştıralım artık. Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi Allah subhanahu ve teala'nın haklılığı üzerine ayetler indirdiği bir adamın yönettiği İslam devleti aç, susuz, çıplak, yalın ayak kalıyorsa bırakın biz de kendimizi açlığa ve susuzluğa yavaş yavaş yakıştıralım. Ama biz dün elimizde 5 tane poşetle eve giderken ya bugün 3 tane poşetle gidiyoruz. Felsefelerini ne olur bırakalım Müslümanlar. Benzin 24 lira oldu. Etin fiyatına zam geldi. Ümmet-i Muhammed'in bütün problemleri bitti. Bütün sıkıntıları bitti. Halen karnımız şiş. Halen farklı elbiseler giyiyoruz. Halen yürüdüğümüz yollarda kullandığımız ayakkabılar, arabalar eskimedi. Ama biz halen açlığı, susuzluğu, çıplaklığı, yalın ayaklığı kendimize Siraç abi yakıştıramıyoruz. İşler biraz örselenince, biraz ayaklarımız tökezlenince eyvah ki eyvah bize neler oluyor deyip de feryadı figan etmeyi ne olur bırakalım kardeşler. Hasreten özellikle. Evet işlerimiz nasıl? Konuşalım. Bereketli mi geçti? Bugün bereketsiz miydi? Konuşalım. Ama ne olur artık gündemlerimizden,
tabir yerindeyse şeytanın eline koz verecek konuşmaların içerisine dalmayalım. Aç değiliz Müslümanlar. Çıplak değiliz elhamdülillah. Susuz değiliz. Başımızda biri silahı dayamış da bizi secdeden uzaklaştırmıyor. Hanımlarımıza tecavüz edilmiyor. Çocuklarımız sokakların içerisinde rahat gezmekte. Hamd edilecek birçok yönümüz varken Ukrayna-Rusya savaşından dolayı tahılda bir azalma meydana geldi. Neticesinde un fiyatları, yağ fiyatları artık gündemlerimizi bunlar teşkil ettikçe bir bakıyoruz ki Allah'la aramıza perdeler konulmaktadır suni gündemlerle. Biz farkına varmamaktayız. Davetçi kardeşler ülkenin enflasyonunu konuşmaktan Allah'a davet etmeyi unuttu. Özellikle ekonomik noktada güzel yorum yapan kardeşler, siyasi anlamda güzel yorumlar yapan kardeşler, vallahi Allah'ın dinini ishar etseler çok daha büyük şeyler elde ederiz. He, peki şimdi ne olur? Bunun müsebbibi kimdir? Hani sebep aramakta biz böyle şeyiz de cevvalizdir. İlla meselenin bir arka boyutunu görmek isteriz. Hangi yabancı el, hangi yabancı parmak, hangi yabancı beyin, hangi yabancı göz veya yerli, milli neyse hangi şeyler buna dokunmuştur diye o kadar çok kafamızı yorarız ki. Yormayın Müslümanlar, yormayın. Ömer bin Hattab radıyallahu anh o kıtlık yılında, Remade yılında hayvanların kokuştuğu, insanların aç kalmalarına rağmen elini koyunun etine uzatmaktan kaçındı. O zorluk günlerinde İbn Abbas radıyallahu anh'ın yanına gidiyor. Diyor ki ey İbn Abbas, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Allah'a yalvarırdık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle kıtlık günlerinde Allah'a dua ederdi. Peygamber aleyhisselam hutbeye çıkardı. Ya Rabbi kuşu kuraklığı dindir, üzerimize yağmur yağdır. Allah azze ve celle göğün kapılarını açardı, yeryüzüne bereket inerdi. Allah Resulüne gelirlerdi, ya Resulallah artık yeter, yağmasın. Peygamber aleyhisselam hutbede derdi ki ya Rabbi diğer bölgelere dağıt. Şimdi o yok. Ey Abbas'ın oğlu, biz seninle Rabbimize yönelmek istiyoruz. İbn Abbas ne dedi biliyor musunuz? Hutbeye ilk çıktığında dedi ki Allah'ım felaketler, dikkat edin, Allah'ım felaketler günah ile iner, tevbe ile kalkar. Allahu Ekber. Dikkat edin Müslümanlar, Bizans yok, Hindistan yok, Kureyş yok, Mekke Medine değil, yanlış bir yönetim algılayışı değil. Ömer bin Hattab radıyallahu an Ramade yılında halkın arasına geziyor. Ne olur diyor, Allah'tan bağışlanma dileyin. Af dileyin. Ey insanlar, siz mi günahkarsınız, ben mi diyor günahkarım? Benden mi oldu, sizden mi oldu? Yoksa hepimizden mi oldu? Eğer diyor hepimizdense vallahi diyor Allah'ın diyor azabına diyor düşeriz. Hepimizden kaynaklıysa. Yani biz hepimiz fıskı fucurun içerisindeysek, içimizde salihler, abidler, muttakiler yoksa yanmışız dercesine. Tek tek dolaşıyor. Allah'tan diyor mağfiret dileyin, af dileyin. İbn Abbas diyor ki azap günahla iner, istiğfarla, bağışlanmayla diyor kalkar. Şimdi Allah rızası için söylüyorum Müslümanlar. Şöyle dünyayı genel itibariyle bakın. Amerika'sına bakın. Avrupa'sına bakın. Çin bölgelerine bakın. Fıskı fucurun zirvesi yaşanıyor mu? Yaşanmıyor mu? Tüm geri kalmış ülkelerin hortumları batıya bağlanmışken, o hortumların içerisinde mazlumların kanı akarken, o hortumların içerisinde mustazafların toprakları akarken, o hortumların içerisinde feryadı figan eden mazlumların ahı varken, yahu bu coğrafyada enflasyonda sıkıntı olmayacak, nerede olacak kardeşim? Çin'de kadınlara tecavüz edilirken, çocuklara tecavüz edilirken, erkeklere tecavüz edilirken, Doğu Türkistan'da Müslümanlar Allah'ın dinini yaşamasın diye her şeyi yaparlarken, bu ülkede enflasyon yerin dibine batmaz mı, batmayacak mı? Batacak. Her yerde olduğu gibi burada batacak.
Hepimiz umumi olan o felaketten, sıkıntıdan payımızı alacağız kardeşler. Vallahi sünnetullah budur. Kafire de, Müslüman da eşit bir şekilde bundan payını alır kardeşler. Batı, her sokağında zina mevcut. Atmış oldukları temellerin içerisinde Afrika'nın payı var. Halen de var. Halen de var. Afrika'daki insanların bugünkü bu hale gelmesinde Batı'nın bir sebebi varsa ve halen de bu hale geliyorlarsa, Avrupa'ya bağlı ticaret yapanların iflası etmesi bundan kaynaklanacaktır. Balkanlar bir tarafta kaynıyor, fıskı fıcurda. Kafkaslar, münafık bir tabir yerindeyse liderin etrafında toplanan zındıklar, birini ilah edinmiş onun peşinde koşuyor. Ya Müslümanlar, vallahi şöyle durumda başımıza taş yağmıyor ya, Rabbimize hamdü sena edelim. Livatacılar bu sokaklarda dolaşırken, tabir yerindeyse o uçkuruna düşkür olanlar hayvanlarla artık çiftleşirken, sema ehli Allah'tan böyle bir işaret bekleyip, Allah'tan bir burhan bekleyip, Allah'ın bir emrini bekleyip de yeryüzü ehlini biçmek için şu an nöbet beklerlerken, ya kardeşlerim valla benzin fiyatları 35 de olur, 135 de olur, bindiğin araba 500 lira da olur, indiğin bisiklet bulamazsın da, ekmeksiz de kalacağız, katıksız kalacağız, önümüze kuru ekmek konulacak, zeytinyağı da yiyeceğiz, şu giydiğiniz kıyafetler aylar boyunca üzerimizde kalacak, yırtık pırtık gezeceğiz. Bunun sebebi herhalde BOP projesi midir? Yoksa Orta Doğu'da uygulanan felsefe midir? Ben bunu bilmem ama günahlardır. Umumi anlamda günahlardır. Hayvanların bile tabir yerindeyse yüzünü yere düşürecek ayıplar ve kusurlar yaşanmaktadır. Daha zorluklar yaşayacağız Müslümanlar. Bunu anlatmamdaki bir sebep şudur. Bunu alıştıralım kendimize. Bu bedenler incelecek. Allah'tan istemiyoruz böyle bir şeyi. Elbiseler yıpranacak. Bunu yaşayacağız. Her geçen gün Resulullah'ın ifadesiyle bir önceki gündendir daha kötü olacak. Bir önceki günden daha kötü olacak. Hindistan'da yaşananlara bakın Müslümanlar. Kadınların başörtülerini çıkartmaya çalışıyorlar. Müslüman insanları okulların içerisine koymamaya çalışıyorlar. Anayasalarında Müslüman kadınlara tecavüz etmekle alakalı serbestiyet mevcuttur. Ya Müslümanlar, vallahi dua edelim de başımıza taşlar yağmıyor. Hindistan, Bangladeş bölgelerine gidelim. İnsanlar binlerce nesneyi ilah haline getirmiş. Belgeselleri izleyin. Farelere tapacak kadar, ineklerin o toynaklarını değdiği zaman günahlarının affedileceğine inanan bir zümre şu yeryüzünde varsa, vallahi dua edelim de dağlar yürüyüp de üzerimizden geçmesin kardeşler. Eğer hacı amcaların, hacı annelerin torunları top sakallarla işte Allah varsa bakarız filan deyip de Allah'ı inkar etme konusunda laubaliliğin içerisindelerse, Allah'ı inkar etme konusunda bir cürete sahip değil ama Allah'ın şeriatını kabul etmemek, peygamberini kabul etmeme konusunda bir cüretin içerisinde olanlar varken, vallahi sema, yıldızlar, gezegenler üzerimize düşmüyorsa Rabbimize hamdü senalar edelim kardeşler. Yürüyeceğiz. Taşıtsız günler yaşayacağız. Hadiste diyordu yani kıyamet alametleriyle alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem binek hazırlayanlar diyor, at hazırlayanlar, kılıç hazırlayanlar. Hani bazıları diyordu ya, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman kendi dönemiyle alakalı konuşur. Doğru, hadis usulünde bir kaidedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşısındaki insanın anlayacağı dilde konuşur. Roket atardan bahsetmez. Göreceğiz bakalım. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra tabir yerindeyse enerjisiyle, teknolojisiyle silaha yapılandırma yapanlar tahta kılıçlara gebe kalacaklar. Oraya doğru gidiyoruz Müslümanlar. Ya şu dünya bu kadar genişliğine rağmen hayvanlar, insanlar
Ne kadar kalabalık olurlarsa olsunlar, insanlığa yetecek bir bereket mevcutken, eğer bugün küçük bir aile sınıfı elinde bu dünya eriyip gidiyorsa ve insanlar açlıktan ölüyorsa, vallahi kardeşler, yer yarılıp içerisine gömülmüyorsak Allah'a hamdü senalar edelim kardeşler. O yüzden hasreten bu konu üzerinde defaatle ders yaptık. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın tabirlerinde ise bu hayatıyla alakalı birçok mevzuya değindik ama bugünlerde daha fazla ihtiyacımız olduğuna hissederek bunu anlatma ihtiyacı hissettim. Özellikle Ramazan yılı tam 9 ay sürdü. Bizimki 9 yıl sürebilir. Her geçen gün bir önceki günü aratabilir. Ümitlerinizi kaybetmeyin. Allah'a olan sadakatinizi kaybetmeyin. Allah'a olan tevekkülünüzü kaybetmeyin. Allah'ın dinine olan hizmetinizi geriye bırakmayın. Yaşam şekillerimiz zorlanacak, kalitemiz düşecek. Bu imtihanları yaşayacağız ama Allah'ın dinini asla terk etmeyeceğiz kardeşler. Evet, iki iş yapmak zorunda kalabileceksiniz. Geçinmek için söylüyorum, ha dünyaya önem verdiğiniz için söylemiyorum. Onu bıraktık bir kenara. Artık yani böyle lüks yaşa, onu geçtik, onu kastetmiyorum. İki iş yapan bir kardeş acaba yazlık alabilir miyim diye değil, elektrik parasını da nasıl ödeyebilirim derdine düşecek. Üç iş yapmak isteyecek. Ya diyecek ki hanıma göre de evde iş bulabilir miyim derdine düşecek. Yadırgamıyoruz. Ama ne olur, başta ben nefsime hatırlatıyorum. Siz de ne olur kendi nefsinize hatırlatın. Bu Allah'ın dinine sırt çevirmeye asla ve kata bir neden olmasın kardeşler. Allah'ın dinini en fazla sahipleneceğimiz Kadir abi günleri yaşıyoruz. Allah'ın dinini en fazla sırtlanmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz. Allah'ın dinine hizmetkar olmamız için yarışacağımız, saf tutacağımız günleri yaşıyoruz. Ve burada da buna sahip çıkanlara, bunun için gayret gösterenlere de unutmayın çok büyük ecirler mevcuttur. Allah subhanahu ve teala bizi onlardan kılsın inşallah. Evet, İbn Abbas radıyallahu an çıktı dedi ki azap günah ile iner, tevbe yani istiğfarla da kalkar. Hazreti Ömer ile ilgili bahsediyorlar kardeşler. Hazreti Ömer radıyallahu anh da hutbeye çıkıyor. Sürekli mağfiret diliyor. Rabbim günahlarımızı affet, Allah'ım kusurlarımızı bağışla, Allah'ım bize mağfiret et diye dualarda bulunuyor. Asla kuraklıkla alakalı yağmur yağmasıyla ilgili dua etmiyor. Aşağı indiğinde diyorlar ki ey müminlerin emiri, neden yağmurların yağması için diyor dua etmedin? Hazreti Ömer diyor ki ben kendisiyle yağmurların yağdığı yağmurun özündekiyle istekte bulundum. Yani istiğfar ettim, bağışlanma diledim. Allah'ın tabir yerindeyse bu konudaki kapısını çaldım buyurmaktadır. O yüzden bu akşam hasreten nefsimizi terbiye etme anlamında, kendimizi muhasebe etme anlamında döneceğiz. Diyeceğiz ki biz nerede kusur yapıyoruz? Nasıl gizli günahlarımız var? Farkına varmadığımız nasıl hataların sahibiyiz de Allah subhanahu ve teala semadan rızkımızı indirirken bir perde koymuş, bir tarafta gizlemektedir. Önce biz kendimizi muhasebe edeceğiz. Muhasebesi etmesi gerekenleri bu işin uzmanları uyarsınlar. Helaka sürüklenmesinler. O işte onlarındır. Ömer bin Hattab'la alakalı bir meseleden de bahsedeceğim. İnşallahur Rahman bitireceğim. Hazreti Ömer artık dayanamıyor. 9 ayın sonunda bütün valilerine mektup yazıyor. Hasaten Amr bin As'a yazıyor. Ey diyor Amr diyor. Kıtlık neticesinde diyor ölümlerimize diyor işitmedin mi? Halen diyor bize yardım göndermiyorsun. Mısır'a bir mektup yazıyor. Kıtlık neticesinde ölümlerimizi duymadın mı? Binlerce insan ölüyor açlıktan ve diyor sen halen diyor bize yardım göndermiyorsun deyince Amr bin As radıyallahu an yaklaşık 4000 deveye yakın bir deveyi dolduruyor unla. Karayoluyla, bir o kadarını deniz yoluyla gönderiyor
ve elhamdülillah. Bir taraftan yağmurlar yağmaya başlarken, bir taraftan da İslam beldelerinden mallar yavaş yavaş Şam'dan, Mısır'dan Medine'ye doğru akıyor ve Allah Subhanahu ve Teala 9 ay boyunca sıkarak, tabir yerine ise boğarak imtihan ettiği Müslümanları ferahlatıyor, onları bu kötü durumdan kurtarıyor. O yüzden Allah'a sığınacağız, Allah'tan yardım isteyeceğiz, Allah'a yöneleceğiz. Rızkımızın artması ve bereketlenmesi noktasında semanın kapısını çalacağız ve hasaten de her birimiz, başta ben olmak üzere, sabah namazını kaçırdığımızda duymadığımız pişmanlık için, öğle namazında cemaate katılmamanın acısını yaşamadığımız için, çocuğumuzun İslam üzere terbiye olması adına yapmadığımız hamleler için, rızkımızı temin ederken gözümüzün, kulağımızın, elimizin harama kaçtığına acımamak için ne yapacağız? İstiğfar edeceğiz, bağışlanma dileyeceğiz. Allah Subhanahu ve Teala da İslam ümmeti üzerinden bu musibetleri ve sıkıntıları kaldırsın inşallah. Ne olur şöyle bir halinize bakın ve Suriye'deki kardeşlerin hallerine bakalım. 2011-2022, 11 yıldır düşman dipçikleri ve düşman postalları altında inlemektedirler. Milyonlarca insan zorunlu bir şekilde göç etmek zorunda kaldılar. Şu an yaşayanlar farklı siyasi örgütlerin ve zalim devletlerin kıskacı altında inim inim inlemektedirler. Hamd edecek çok işimiz var Müslümanlar. Hamd edecek çok nimetlere sahibiz. Ne olur bugün Afganistan'a bakın. Allah Subhanahu ve Teala bir fetih açtı ama fetihle beraber bir fakirliğin kapısını da açtı. İnsanlar açlar, susuzlar. İslam devletinin hakimiyeti noktasında bir mutluluğu yaşarlarken, evlatlarına bir şey verememenin acısını da bir taraftan yudumlamaktadırlar. O gün zalim devletlere karşı savaşan erkekler, dağlarda rezzak olan Allah'ın bol nimetleriyle istifade ederlerken, fetih kapıları açıldıktan sonra şehirlerde halktan daha acı bir durumda yaşamaktadırlar. Hamd edecek çok halimiz var Müslümanlar. Rabbimize hamd edeceğimiz çok halimiz var. Bir de Rabbimize şu şekilde de dönelim. Bu eziyeti zalim de, mazlum da, kafir de, mümin de yaşamaktan Allah kalplerimizden iman sevgisini almasın. Allah bizi amel fukarası kılmasın. Allah ruhumuza kıtlık vermesin. Vallahi bundan kurtuluş asla yoktur. Hem dünyada kaybederiz, hem de ahirette kaybederiz. O yüzden Rabbimizin o kadar çok nimetiyle müşerref kılındık ki, onun hangi nimetlerine şükredelim ki, ayetini her gün zihnimizde ve kalbimizde canlı tutalım kardeşlerim. Allah Azze ve Celle başta İslam ümmetinin, sonunda insanlığın üzerinde karabasan gibi çöken zalimlerin korkularını gidersin. Zalimlerin neticesinde, zulümleri neticesinde yeryüzüne gelen bütün sıkıntıları ve musibetleri Rabbim ortadan kaldırsın. Bize gerçek manada tevbe etmeyi, salih amelde bulunmayı ve kendisine yönelmeyi neslimize ve nefislerimize nasip etsin. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır. Cennetiniz Firdevs-i Ala olsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ma salam.